Canlarım selam ben Emre Hoca'nız kanalıma hoş geldiniz. Bilgisayar mal etkileşimi limit ve süreklilik pasiflüğünde ikinci bölümün kazanım testlerindeyiz. Şimdi limit x1'e giderken fx'in sonucu 7, limit x1'e giderken gx'in sonucu eksi 3. Bu limitin değeri kaçtır diye bana sormuş. O zaman x1'e giderken f'in sonucu 7 olduğu için geldim buraya 7 yazdım. Buranın sonucu eksi 3 geldik yazdık güzel insanlar. F'in sonucu 7, Y'nin sonucu eksi 3. O zaman baktığımız zaman 7 çarpı eksi 3'ten burası eksi 21 geldi. Sonra eksi 7 geldi. Eksi 3 sonuç olarak sonucumuz eksi 31. Yani C şıkkı çıktı güzel insanlar. Geçtik ikinci sorumuza. İkinci sorumuzda A bir gerçek sayı olmak üzere demiş. F ve G fonksiyonları için bu limit değerlerinin sonuçları verilmiş ve bunların çarpımının limiti istenmiş. Dikkat ben bu ifadeyi ayırdığım zaman limit x a'ya giderken fx yazdım buraya güzel insanlar. Yine aynı şekilde limit x a'ya giderken geldik buraya gx yazdık. Ve dikkat ettiyseniz bunun sonucu kaçmış? 6'ymış. Aynı mantıkla limit x a'ya giderken buraya geldim fx yazdım. Eksi limit x a'ya giderken buraya geldik gx yazdık. Sonucumuz kaçmış? Eksi 2'ymiş. Taraf tarafa toplama işlemi yaptığım zaman dikkat etmeniz gereken şey ne? Bunlar zıt işaretli olduğu için birbirini ne yapacak? Tabii ki götürecek. O zaman iki tane bu ifadeden geldi. İki tane limit x a'ya giderken fx'in sonucu ne çıktı güzel insanlar? 6 ile eksi 2'nin toplamı 4 gelir. Buradan buranın sonucu 2 geldi. Şimdi buranın sonucu 2 ise mecburen buranın sonucu 4 olacak ki toplamları 6 olsun. O zaman çarpımlarını sormuş. 2 çarpı 4'ten cevapta 8 e şıkkı çıkar. Geçtik 3. sorumuza. Şimdi burada x 5'e gittiği zaman bu limitin sonucu 3'müş. Dikkat ettiyseniz küp kök olduğu için bundan kurtulmanın yolu nedir? Tabii ki her iki tarafın küpünü almaktır. O zaman ben her iki tarafın küpünü aldığım zaman şöyle bir şeyle karşılaşacağım. fx demeyin arkadaşlar. Unutmayın limit x 5'e giderken böyle bir şey olacak. fx eksi 1'in sonucu 27 oldu. Bunu karşıya gönderirsen 28. Yani limit x 5'e gittiğinde f(x)'in sonucu 28 geldi. Ben buraya 28 yazdığımda sonuç olarak burası 32 olur. Logaritma 2 tabanında 32'nin sonucu da kaç gelir güzel insanlar? 5 gelir. Sebebi ben burayı 2 yazarım, buraya da 2 üzeri 5 yazarım. 5'i başa atarım. Sonucu da yine aynı şekilde ispatlamış oluruz. Geçtik 4. sorumuza. Burada limitin değeri kaçtır demiş. X kaça gidiyor? Eksi 2'ye. O zaman X gördüğüm yere eksi 2 yazacağım. Eksi 2'nin karesi 4 yapar. 4 çarpı eksi 2 eksi 8 yapar. Artı 3 yaptı. Hemen gösteriyorum. Eksi 2'nin karesi 4 çarpı eksi 2 artı 3. Canlarım buranın sonucu eksi kaç geldi? Tabii ki 1 geldi. Cevabım da aşık oldu. Geçtim. 5. soruma yine limitin değeri kaçtır diye sormuş. X kaça gidiyor? 5'e. Geldim hemen 5'i yazdım. O zaman 5'in karesi 25. 5 ile topladım. Ne yaptım bunu? 5 3 yani 2'ye böleceğim. Üst tarafın sonucu 30. Alt tarafın sonucu 2. Cevap da 15. Yani E şıkkı çıkar. Güzel insanlar. Geçtik 6. sorumuza. Hemen sorumuza baktığımız zaman M ve N birer gerçek sayı arkadaşlar x 2'ye gittiği zaman bu limitin sonucu 1 olduğuna göre m ile n'nin toplamı kaçtır? Canlarım ne yapacağız? x gördüğümüz yere 2 yazacağız. O zaman burası 3 çarpı 4 yaptı. Hemen burası 2 çarpı 2 eksi m geldi. Bölü çizgisini attık güzel insanlar. Dikkat edin burası ne oldu? 4 artı n çıktı. Burası 1'e eşitmiş. Şimdi üst tarafın sonucu 12, 16 eksi m geldi. Alt tarafın sonucu da 4 artı neye çıktı? Burası 1'e eşitmiş. O zaman içler dışlar çarpımı yaptığımız zaman burası 4 artı neye geldi? 4'ü karşıya attım 12. O zaman m artı n değeri 12 çıkar. Cevap a şıkkı gelir. Geçtik 7. sorumuza. Hemen sorumuza bakalım. Limitinin değerini sormuş. x kaça gidiyor? 2'ye. O zaman x gördüğüm yere 2 yazacağım. Burası 2'nin karesi. Eksi 6 çarpı 2 artı 12 geldi. Dikkat ederseniz burası 4 eksi 12 artı 12 çıkar. Bunlar birbirini ne yapar götürür. Karekök 4 de sonuç olarak 2 çıkar. Cevabımız değişikli gelir. Geçtik 8. sorumuza. Limitinin değerini sormuş. X sayısı kaça gidiyor? Eksi 2'ye. O zaman burası ne oldu? Hemen yazalım. 1 bölü 5 üzeri Eksi 2 ile eksi 1'in toplamı eksi 3 yapar. Burası da 10 üzeri. Dikkat ederseniz eksi eksi 2 gelir. O zaman canlarım burada ne yapacağız? Bunu yukarıya 5 üzeri 3 diye göndereceğiz. Buraya da baktığın zaman 10 üzeri 2 geldi. 5'in küpü 125, 10'un karesi 100. Farklarını alırsan 25. Cevap da E şıkkı gelir. Geçtik bir sonraki soruya x 3'e giderken arkadaşlar bu limitin değeri kaçtır? O zaman x yerine 3 yazarsak burası ne olur? Logaritma 4 tabanında 8 gelir. Hemen yine x yerine 3 yazdığım zaman burası 4 tabanında 3 eksi 1'den 2 geldi. Logaritmada tabanlar aynıysa arada toplama varsa bu iki ifade ne oluyordu güzel insanlar? Tabii ki çarpmaya dönüşüyordu. O zaman burası 16 geldi. Dikkat edin burası logaritma 4 tabanında 4'ün karesi yapar. 2 başa gelir. Sonuçta 2 tane logaritma 4 tabanında 4 olur. Buranın sonucu 1'dir. Cevap da 2 gelir. A şıkkı işaretledik. Geçtik bir sonraki soruya. Yine aynı şekilde limit x 3'e giderken buranın sonucu 4 olduğuna göre m gerçel sayısı kaçtır? Şimdi dikkat edin burada x gördüğümüz yere 3 yazacağız. O zaman burası logaritma 2 tabanında hemen işlemi yaptığım zaman 3 çarpı 3 9 5 ile topladığın zaman 14 geldi 4'e eşitmiş. Kural neydi? Taban karşıya taban olarak geçer demiştik her zaman. O zaman burası m artı 14 geldi. 2 üzeri 4 çıktı. m artı 14 eşittir. 2 üzeri 4 16. m sayısı buradan 2 çıkar. Cevapta E şıkkı gelir güzel insanlar. Geçtik 11. sorumuza. Baktığımız zaman M bir gerçek sayı olmak üzere limitin sonucu 1 olduğuna göre X M'ye gittiğinde bu limitin değeri kaçtır? Şimdi ben burada X yerine ilk başta 3 yazacağım. Yine aynı şekilde buraya 3 yazacağım. Buraya 3 yazacağım. O zaman gerekli işlemleri yaparsam 3'ün karesinden burası bir kez 9 geldi. Eksi 3 M eksi 4 bölü 3 yazdığım zaman 9 eksi m eşittir 1 çıktı mı? Evet. Buradan 5 eksi 3 m eşittir. Bunu karşıya attığım işler dışlar çarpımından 9 eksi m geldi. Buradan eksi 4 eşittir 2 m gelir. Aradığım m sayısı eksi 2 çıktı. Şimdi m yerine ne yazacağım? Tabii ki eksi 2 yazacağım. O zaman limit x eksi 2'ye gittiği zaman burası ne olacak? 2 çarpı eksi 2 artı 5 bölü güzel insanlar. Eksi 2 artı 1 çıktı. Üst tarafın sonucu 1. Alt tarafın sonucu eksi 1. Cevap da eksi 1. B eşitli gelir canlarım. Geçtik 12. sorumuza. A ve B birer gerçel sayı olmak üzere. Gerçel sayılar kümesi üzerine tanımlı. F ve G fonksiyonları için. Bu limitlerin sonucu neymiş? B'ymiş güzel insanlar. Peki soruda bölüm var. Bundan korkacaksın. Soruda köklü ifade var ama. Derecesi tek olduğu için ılımlıdır. Korkmana gerek yok. Burada ise zaten sıkıntı yok. Daima diye bana sormuş. Bak iyi izle. Şimdi ben sana şunu söylüyorum. Kökün derecesi çift olsaydı. Mesela 2, mesela 4, mesela 6. Şuraya mesela 2 yazdın ya da 4 yazdın, 6 yazdın. O zaman bu ifade daima doğru olmazdı. Peki sebebi ne hocam? Mesela limit x a'ya giderken fx'in sonucu b ya. D dediğin ifade eksi 5 olsun. O zaman kuvvet çiftken sen ne yapamıyordun? Mesela böyle bir şey yazamıyordun. O yüzden daima sorularında derece tek olduğu için benim için sıkıntı olmaz bu ifade doğrudur. Ama derece çift olsaydı daima sorusu olsaydı bu her zaman doğru olmayacaktı. Mevzu bu şekilde. Şimdi geldim buraya. Burada bölüm varken B'nin sıfır olma ihtimali Komple baş belasıdır. İyi dinle şimdi. Senin elinde şöyle bir fonksiyon var. X A'ya gidiyor ya ben örnek veriyorum. 2'ye gitsin. X eksi 2. Bu senin F fonksiyonun. Bunun sonucu ne geldi güzel insan? Tabii ki 0 çıktı. Sonra geldim. Limit X kaça gitsin arkadaşım? 2'ye gitsin. Burası bu sefer X eksi 2'nin karesi olsun. Bunun sonucu da aslında bu da benim G fonksiyonum. Bunun da sonucu 0 geldi. Ne oldu? Eşitliği gösterdim. Şimdi gelin sizinle bakalım. Acaba buranın sonucu şöyle yazalım. Limit x 2'ye giderken f kare bölü g'nin sonucu 0 çıkacak mı? Bak bakalım çıkıyor mu çıkmıyor mu? İşte f'in karesini alacaksın. O zaman burası x eksi 2'nin karesi. Alt tarafta g zaten. g de zaten x eksi 2'nin karesi. E bunlar ne oldu? 0 Hemen gitti mi gitti. Bak bakalım sonuç sıfır mı geldi yoksa sıfırdan farklı bir sayı mı geldi? Farklı bir sayı geldi. işte buranın sonucu her zaman B çıkmaz. Lütfen ama lütfen iyi bilin. Bölüm durumları limitin baş belası kısımlarıdır. ilerleyen kısımda bunun yanına bir de kim eklenecek? Bileşke fonksiyon eklenecek. Geldim buraya. Şimdi limit x a'ya giderken bunun sonucu B'ydi. O zaman burası B kare. Buranın sonucu da yine B'ydi. Burası B'nin küpü. Cevap da B üzeri 5 geldi. O zaman 3. öncülde doğru cevap E şıkkı 1 ve 3 geldi. Geçtik 13. sorumuza. Şimdi iyi izleyin. Burada gerçel sayılar kümesi üzerine tanımlı F ve G fonksiyonları için Gx 0dan farklı. Şimdi x 5'e giderken bunun limiti 3. x 5'e giderken bunun limiti 3. Peki baktığın zaman buradaki mantık ne? Limitleri ayrı ayrı ayırdığın için buranın sonucu 6 geldi. Buranın sonucunu 3 bulduk. Burası 2 çarptın 6 eşittir 6 çıktığı için birinci öncül kesinlikle doğru. Şimdi geldim buraya. Dikkat ettiysen buranın limitinin sonucu 3, buranın limitinin sonucu 3 çarptın 9. Şimdi Emre Hoca sana hep şunu söyledi. Ne dedi? Bölüm durumunu gördüğün an korkacaksın. Peki bir önceki soruda buranın sayısını B yazmıştı ama B hakkında bilgi vermemişti. Buranın sonucunu ne yazmış? Bir sayı yazmış ve sen artık buranın sonucunu biliyorsun. Yani buranın paydasının sıfır gelme ihtimali yok. Buranın sonucu 3, buranın sonucu 3 olduğu için cevap 1'dir. O zaman bu öncül de doğru e şıkkı geldi cevabımız. Bak tekrar söylüyorum. Burada 3 yerine C gibi, D gibi, E gibi, K gibi, A gibi bir sayı olsaydı sen şunu yazamazsın. Limit x 5'e giderken bunun sonucu hocam A'ymış, bunun sonucu da A'ymış. Sadeleştiririm 1 oldu. Hayır. Çünkü burada A'nın 0 olma ihtimali var. 0 olursa buranın sonucu her zaman 1 çıkmaz. Örnek ver hocam bize. Mesela limit x 5'e giderken şu fonksiyon x eksi 5 olsun. Bu fonksiyon 3 tane x eksi 5 olsun. Şimdi bak hemen ne yaptın? x yerine 5 yazdın. Sonuç hop 0 çıktı. x yerine 5 yazdın. Sonuç hop 0 çıktı. Acaba ben burada ne yaptım? Şimdi oranladığım zaman bunlar aynı olacak mı? Sonuçta a yazmış ya. Biz bunu bilmiyorduk. A bölü A'dan 1 gelecek mi? Bakalım geliyor mu? Limit x 5'e giderken hemen geldin. Buraya x eksi 5 yazdın. Buraya 3 tane x eksi 5 yazdın. E bunlar birbirini ne yaptı? Bak sana götürdü mü götürdü. Cevap ne çıktı? 1 bölü 3. E ben ne bulacaktım? 1 bulacaktım. Bak bulamadım. O zaman ne yapıyoruz? Özetliyoruz. Birincisi neymiş? Sonuç belli ise bir sayıysa Bunları direkt gönül rahatlığıyla sadeleştirebiliyorsun. Ve 3 bölü 3'ten cevaba 1 diyorsun. Ama burada 3 yerine farklı bir şey C, D, E, K, A gibi bir şey yazdığı zaman bunlar işte A bölü A'dan her zaman 1 gelmez. Ya da C bölü C'den her zaman 1 gelmez. Ve sana ne yaptım? Hemen ters örnek verdim. F fonksiyonu x eksi 5 G fonksiyonu 3 tane x eksi 5. Geldin buraya 5 yazdın sonuç 0 çıktı. geldim buraya 5 yazdın sonuç 0 çıktı. Bak limitlerin sonuçları birbirine ne çıktı? Eşit çıktı. Acaba oranladığım zaman sonuç 1 gelecek mi? Gelmedi. Cevap bak kaç geldi? 1 bölü 3 geldi. Peki bizimkinde niye doğruymuş? Sıfırdan farklı bir sayı olduğu için doğru. Mevzu bu şekilde. Testimizi bitirdik. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.